أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأربعون من حاشية الدميات Bugün şerh-ül mahalli üzerine olan Dimyati haşiyesinin 40. dersini okuyoruz. Ve in kana mahalliye bakın, verakat ile mahalliye bakın. Ve in kana kullu vahidin minhuma ammen min veşhin ve khasen min veşhin. O iki nutuktan her biri bir yönüyle am, bir yönüyle has olursa, bir cihetle am, bir cihetle has olursa, feyuhassu umumu kulli vahidin minhuma bi hususil ahiri. Her birinin umumu diğerinin husus cihetiyle taksis edilir. Yani her bir nutkun husus ciheti, diğer nutkun umum cihetini azaltıyor, taksis ediyor. Edince ne oluyor? O onun amını götürdü. Onun hususu onun amını izal etti. Onun hususu onun amını izal etti. İki am ortadan kalkınca iki am cihet, iki has cihet kalır. İkisi ne olur? Aynı olur. Ha cemelleri yapılmış oldu. Ama in yumkinu zalike, in yumkin zalike, eğer bu mümkün olursa, yani her birinin hususu diğerinin umumunu izale edecek, taksis edecek etmesi mümkün ise yapar. Ama mümkün değil ise yapamaz. Bizim nüshada bir en mümkün. Sizinki daha iyi. Ama karşınızdan ne geliyor? فَاِنْ لَمْ يُمْكُنْ بِلِرْ de gelir. Sizinki orada nedir? Aşağıda mı gelir? Yok yok. Aynı mahallede 7-8 satır sonu. فَاِنْ لَمْ يُمْكُنْ تَخْسِسْ عُمُومِ كُلِّ مِنْهُمَا بِخْسُسِ الْاَخَرِ Mahalleye bakın 7-8 satır sonra. فَاِنْ لَمْ يُمْكُنْ تَخْسِسْ عُمُومِ كُلِّ مِنْهُمَا İşte buna göre اِنْ يُمْكِنْ ذَلِكَ daha uygundur. O da olur, o da olur. Bu mukabelet bunu ister. Şimdi aşağı bakın. Kavluhu ammen min veşin. Her bir nutuk bir vecihle amdır. Ne demek bir vecihle amdır? Ey bi etibari taarudi bihi. Yani taarudun yapıldığı vecih ile. Zaten iki nutkun taarudu ne yönüyledir? Umum yönüyledir. Husus yönüyle değil. Ey bi etibari taarudi bihi o vecile taarudun yapılmasıyla. Yani taarudun yapıldığı vece. Sevaun takarena o iki nutuk fil vurudi. Vurud burada am. Nuzul, vurud ikisini kapsıyor. Yani o iki ayet veya o iki hadis veya o iki ayet hadis ister vurudları nuzurları beraber olsun. اَوْ تَأَخَّرَ اَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ Birinin vurudu diğerinden ne olursa müteahhir olursa. Fark etmiyor. Yani vurud itibariyle takadum, teahhur buradaki durumu yani her bir nutkun hususuyla diğerinin umumu taksis edilmesi konusunda takarunları, teahhurları fark etmiyor. Takarun da olsalar olur, teahhur da aralarında olursa olur. Misaluhu yukarı bakın mahalliye, hadisu Ebi Davud ve gayrihi. Ebi Davud ve gayrisinin rivayet ettiği hadis. Ne demiş? İza belegel ma'u kulleteyni. Su iki kulletine ulaştığı zaman. Su kaça?
iki kulletine ulaştığı zaman. Fe innehu la yencusu. O sünne olmaz. Elhamdülillah. Yehdine ve yehdikumullah. Öncesinde lem yehmil, sonra lem yehmil habbeten, sonra fe innehu la yencusu. Fe izab belagel ma'u kulleteyni. Lem yehmil habbeten, fe innehu la yencusu. O öyle değil aslında. Buradan nüsheler farklı. Ne farklı? Fe innehu la yencusu. O su necis olmaz. Fe innehu la yahmilun necese. Necaseti de ne etmez? Hamil etmez. Bir nüshe daha olacaktı. Lem yahmil khabese. Lem yencus. La yuneccishu şey'un. O odur odur. Bir nüsha fe innehu la yencusu. Diğer bir nüsha da la yahmilul khabese. Su iki kuletine ulaştığı zaman khabesi yani necaseti ne etmiyor? Almıyor, kabul etmiyor. Peki, bu hadisin husus ciheti nedir? Mutlak su necis olmuyor değil. Kulletine ulaşmış olan su. Ali Şaban anladın mı? Ne oldu? Has oldu. Ama iki kulletine ulaşmış olan su necis olmuyor. İçine düşen şey ister onu ne etsin? Onu rengini, levni, tamini ister değiştirsin ister değiştirmesin. Bu da umum ciheti. Tamam. Bunun umum husus ciheti var. Ma hadisi İbn-i Maceh ve gayrihi ne demiş İbn-i Maceh gayrin hadisi? El ma'u la yuneccishu şeyun. Hiçbir şey suyu ne etmez? İlla ma o şey suyu necis yapar ki galebe ala rihihi. Suyun rihna galebet etmiş. Yani kendi kokusunu suya vermiş. Ve ta'mihi. Suyun ta'mına galebet etmiş. Yani kendi ta'mı suyun ta'mına galebet etmiş. Ve levnihi. Suyun levnuna galebet etmiş. Bakın bunun has ciheti bunun ne? Bunun has ciheti suya düşen ne zaman suyu necis etmez? Eğer rihini, tamini, levnini bunlardan birini veya ikini değiştirmese necis etmez. Değiştirirse necis eder. Bakın has ciheti bu. Hasiyeti nedir? Bu. Am ciheti suya galebet etmeyen herhangi bir madde suyu necis etmez. İster su kuletin olsun ister olmasın. Halbuki kuletin olmayan suya düşen herhangi bir necis onu necis yapar. İster galebet olsun ister galebet olmasın. Ha? Am ciheti de budur. Tabi illa ma galebe ala rihi ve ta'mihi ve levni. Bazı rivayetlerde ev ta'mihi ev levnihidir. Bazı rivayetlerde vav'dur. Vav rivayetine göre de vav ev manasınadır. Anlaşıldı değil mi? Bitti. Misaluhu hadisu Ebi Davud ve gayrihi. İza belagel ma'u kulleteni fe innehu la yencusu. Ma hadisi İbn-i Mace ve gayri el ma'u la yuneccisu şeyun. İlla ma galeb ala rihi ve ta'mihi ve levnihi. Oldu mu olmadı? Misali budur. Misaluhu. Neyin misali? Hemen aşağı bakın. Ey misalu kevni kullin minhuma ammen min veçhin ve hasen min veçhin. Anlıyorsun değil mi? Yani her birinin misali bir yönüyle ne?
am bir yönüyle has olma. Yani iki nutkun bir yönüyle am bir yönüyle has olmanın misali. İkinci hadiste la yunecisu şey'un illa ma galebe ala rihihi ey ev ta'mihi ev levnihi. Yani vav ev manasına der. Galebe ala nazirihi min sifatil ma'i. Yani o suyun içine düşenin levnu, ta'mı, tadı ne ise sudaki kendi nezirine galebet ediyor. Yani suya düşenin diyelim levnu suyun levnuna galebet eder. Neziri odur. Suya düşenin tami suyun tamini değiştiriyor. Suya düşenin levnu levnu suyun levnuna ne ediyor? Galebet ediyor. Öyleyse fel vav fil hadisi bir mana ev. Muradi anladık. Yalnız ey ev ta'mihi ev levnihi burada da ey ala nezirihim sıfatil ma'i böyle ey gibi bir şey olsaydı iyi olurdu. Bi'atibari ta'arudi bihi ala nezirihim sıfatil ma'i yani mana edilir. İbarelerinde biraz şey var yani tam selik. İbare selik değil. Bazı yerlerde bir edat-ı tefsir veya bir harf veya bir kelime veya takdim takdir suretiyle bu dimiyatı da öyle değişiklikler olabilir. Ama manada sıkıntı yok. Neyse mahalliye gelelim. Bu iki nutuklar, iki hadisten her biri bir yönüyle ne? Bir yönüyle am, bir yönüyle has. Öyle değil mi? فَخُسَّ عُمُومُ الْاَوَّلِ بِخُسُوسِ سَانِي عُمُومُ الْاَوَّلِ خُسُوسُ سَانِي ile taksis edilmiş. Yani اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَاِنَّهُ لَا يَنْجُسُ لَا يَنْجُسُ eğer galebet olmasa. Bakın o taksisi koyduk oraya. Neyle bu taksisi oraya koyuyoruz? O önceki am hadisi niye böyle tahsis yaparız? İkinci hadisin yardımıyla illa ma galebe ala rehi ve ta'mi ve levni karinesiyle. Hatta öyle tahsis yapılır ki yuhkemu hükmedilir bi enne ma el kulleteyni yencüsü bi tagayyuri. Bakın birinci hadis demiş ki kulletene ulaşır zaman necis olmaz. Öyle tahsis yaparız ki deriz ki kulletene ulaşmış olan su tagayyürle, galebetle ne olur? Necis olur. Bunu öğrendik mi? Bakın, hatta yuhkemu aşağı bakın. Bir raf'i ala enne hatta iptidaiyyetun. Ve nesbi hatta yuhkeme de okuyabiliriz. Bi en mukadderten ba'da. Hattadan sonra en mukadderdir. Yuhkeme mukadder enle mensubdur. Ve keze yukalu fi sani. Şimdi aşağıda gelir. Orada da merfu okunur hatayı iptidaya cihetiyle. Mensub okunur hatadan sonra enen takdiriyle. Ve husse umumu sani mehalliye bakın bi hususil evveli. Umumu sani neydi? İster kuleten ulaşsın ister ulaşmasın. Galebet olmadığı süre necis olmaz. Biz diyoruz hayır. İki kuletene ulaşırsa galebet olmadan necis olmaz. Ama eğer iki kulletine ulaşmamışsa, galebet olmasa da mücerred mülakatla, necasetin girmesiyle necis olur. Hatta yuhkemu veya yuhkeme bi enne madunel kulletteyni yencüsü ve inlem yetegayye. Bak birinci hadiste biz böyle bir taksis yapıyoruz. Neyle o taksisi yapıyoruz? Neyle o birinci hadisin umumunu bu taksise indiriyoruz? İkinci hadiseki husus ile. Peki fe in lem yumkin taksisu umumi kullin minhuma bi hususil ahari. Evet iki nutuk var. Her birinin umum husus ciheti var. Ama her birinin umumu diğerinin hususuyla taksis edilmiyor. Bu mümkün değildir. Nasıl mümkün değildir? Hemen dimyatıya bakın. Bi en lem yendefi'i ta'arudu beynehuma aralarındaki taarruz def edilmez bihi taksisle.
bihi neyle? Yani birinin diğerine umumunu taksis yapmayla aralarındaki taarruz def edilmez. Bildiniz değil mi? O zaman ne yaparız? Uhtice fil ameli bi ahadima. O iki nutuktan biriyle amel yapma konusunda ihtiyaç olur. Fima taarada fihi. Hani o iki hadis taarruz ettikleri bir nokta var. Nedir? O umum cihetidir. O taarruz, mesela diyelim demin geçirdiğimiz iki hadis arasındaki taarruz ettikleri nedir? Birinci ister tağayyur olsun ister olmasın. İkinci diyor hayır. Tağayyur olursa kulletine ulaşmazsa da necis olur. Birinci diyor kulletin oldu mu necis olmaz. Tağayyur olursa olmazsa olmaz. İkinci diyor hayır. Tağayyur olursa kulletin olmasa da necis olur. Ha işte uhtice fil ameli bi ahadihima fima taareda fihi. Taarruz yaptıkları şeyde amel yapma konusunda ihtiyacı olur. Neye olur? İle tercihi beynehuma. İle tercihi beynehuma. Aradaki tercihe ihtiyacı olur. Yani o iki hadisten birini birine tercih etmeye ihtiyaç var. Bir müracih bulmaya ihtiyaç var. Bir müracihi bulup da birini diğerine tercih etmelidir. Bu burada da sevâun tekârenâ fil vurûdî ev te'akhara ahdumu anil âkari. Hani nasıl konusunda tekadum te'akhur durumu değiştirirdi. Taksis konusunda tekârun te'akhur fark etmiyor. Ey ben lemin defi'i te'arudu beynahuma bihim uhtice fil ameli bi ahdima fima te'arada fihim ile tercihi beynahuma sevâun tekârenâ fil vurûdî اَوْ تَأَخَرَ اَحَدُمَا عَنِ الْآخَرِينَ. Peki örnek ne gibi? Demin iki hadis getirdik. Umum hususları vardı. Birinin hususuyla diğerinin umumu tahsis edilirdi. Kulasa taarruz yaptıkları şeyde birinin hususuyla diğerinin umumunu tahsis edilmeyle o taarruz ettikleri şey bertaraf oluyordu. Ortadan kalkmış oluyordu. Bu sefer mümkün değil. Yani oradaki tahsis etmeyle, birinin hususu diğerinin umumunu tahsis etmeyle, biz diyoruz o taarruz edilen defa edilmiyor. Taarruz kalkmıyor. Örnek ne gibi? Aha misalu hadisul Bukhari. Men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirirse onu ne yapın? Öldürün. Ne demek kim dinini değiştirirse öldürün? Aşağı gelen. Bi'en intakala anhu ilel kufri. Bi'en intakala anhu ilel kufri. Diyelim bir kişi kendi dinden murad da İslam'dır. Vel muradu mine dine l-İslamu İslam'dır. Kim İslam dininden küfre intikal ederse onu öldürün. Ne demek? Hani normal adam diyor ben kendime kafir kalacağım, zimmi kalacağım. Kalabilirsin. Öldüremeyiz. Ama adam önce İslamiyet'e girmiş ise, İslamiyet'ten çıkarsa bu İslamiyet'in şerefiyle oynamış oluyor. Buna yaşama hakkı verilmiyor. Öldürün diyor. Ama direktmen hemen adam Müslüman olmuş gitme takın, vurun öldürün değil. Önce tevbeye ne yapılır? Davet edilir. Tevbe etmezse ben zimmi olurum, ben vergimi veririm, ben birinin himayesine girerim veya girmişim. Hiçbir şey onu kurtarmıyor. Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, Meclisi de olsa, Ateist de olsa fark etmiyor. İslam dininden çıktı mı geri İslamiyet'e ya dönecek ya öldürülecek. Bu erkek kadın fark ediyor mu? Etmiyor. Bakın umum cihetti. Kadın da girdi. Ve yumkunu iradetul ammi. Buradaki dinden biz murad İslam dedik ya, am da alabilir. Kim dininden yani semavi bir dinden çıkarsa onu öldürün. Bu sefer feyatul fi yahudiyun tenessere.
Nasrani olmuş Yahudi de buna girer. Ev bil aksi. Ev bil ne? Ev bil aksi. Yahudileşmiş bir Nasrani de buna ne oluyor? Giriyor. Bir Yahudi Hristiyan oldu. Onu öldürürüz. Nasıl öldürürüz? Diyoruz tevbe et. Tevbe et, tekrar Yahudi ol değil artık. Eski dinine dönse de kabul edilmez. Tevbe et, Müslüman ol. Sen dinlerle oynuyorsun. Ya Müslüman olacak ya öldürülecek. Bildiniz değil mi? Bakın فَاِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنُوا اِلَّا الْاِسْلَامُ İslam'dan başka bir şey ondan ne yapılmaz? Kabul edilmez. Eski dinine dönmek onu kurtarmaz. Pek dinini değiştireni öldürün. فَقْتُلُهُ اَيْ بَعْدَ اِسْتِتَابَتِهِ Yani ba'de talebi tevbeti minhum. Kendisinden tevbe talep edildikten sonra öldürün. Anlıyorsunuz değil mi? Tamam. Bakın ba'de istitabetihi vücuben. Tevbenin talep edilmesi ondan vacibdir. O zaman öldürün illem yetub. Eğer ne etmezse? Tevbe etmese dedim ya, ibarelerde bazen böyle şey oluyor. Peki ona takılmayın. Vücuben tevbe talep edilir, sonra öldürülür. O da inlem yetub. Eğer ne etmese? Tevbe etmese. Bakın. Bade istitabetihi vücuben. Bu vücuben istitabetihinin kaydidir. İnlem yetub, bu da faktuluhunun neyidir? Kaydidir. Pek devam edelim. Misalu hadisul Bukhari ve hadisul sahihayn. Hem Bukhari hem Müslüm'ün. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem neha an katli nisani. Nisai. Efendimiz demiş kadınları öldürmeyin. E bakın birinci hadis diyor. Kadınları, murted olan kadınları öldürün. İkinci hadis diyor, kadınları öldürmeyin. Çelişki, taarruz yönü budur. Bildiniz değil mi? Şimdi ikisinin de am hasiyeti var. Mesela, men beddele dinehu faktuluhu. Erkek kadın girer mi? İkisi de girer. Ama o amdır o yönüyle. Murted olursa öldürün. Beddele bana murtedlik. O yönüyle de hastır. İkincisi diyor nahan katli nisaim. Bak kadınları katilden çıkartıp bu has yönüdür. Ama murted olan kadınları mı öldürmeyin? Hayır. İster murted, ister gayri murted. Bunu da amciyeti. Fel evvelu amun fil ricali ve nisaim. Yalnız hasun bi ehli riddetim. Ve sani hasun bi nisaim. Bak nisalara nedir? Hastır. Diyor kadınları öldürmeyin. Amun fil harbiyati vel murteddati. O öldürmeyen kadın ise bizimle harbi olsun, ise murted olsun. Peki taarruz nerede oldu? Fe taarada fil murteddati. Şimdi harbide kadın öldürülmez. Birinci hadise dememiş. Harbide kadın öldürülür. İkinci de diyor öldürülür. Ama birinci hadis diyor murted kadın öldürülür. Umumu bunu da kapsıyor. İkinci hadis diyor murted kadın da öldürülmez. Ha taarruz buradadır. Hel tuktelu emla. Bakın fe taarada fil murteddeti. Nasıl taarruz yapmışlar? Hel tuktelu emla. Murted kadın öldürülür mü? Öldürülmez mi? Birinin hususiyle diğerinin umumu taksis edilmez. Harici mürecihlere bakmak lazım. Burada da var racih enneha tuhtelû. Racih o ki murted kadın ne yapılır? Öldürülür. Birinci hadise bakarak, birinci hadisle amel ederek öldürülür deriz. Anlaşıldı değil mi? Peki mürecih nedir? Dedi ki mürecih iki hadisin dışındakidir. Mürecih budur. Efendimiz savaşta kadınların öldürülmesini niye nehyediyor?
savaşanların zarar görmesinler. Kadınlar cariye olur. Savaşanların malı mülkü oluyor. Öldürülseler onlar zarar ederler. Öyle değil mi? Peki mürtedlikte bu illet, bu gerekçe var mı? Yok. O zaman mürted öldürülür. Birinci hadisle amel ederiz. Mürted kadın öldürülür. Hani harbde öldürülmez? Harbde öldürülmez. İlleti var ko nedir? Ganimlerin malları ne olmasın? Telef edilmesin. Ganimlerin hakkı riayet edilsin diye öldürülüyor. O illet, o gerekçe burada yoktur. Aşağı bakalım. Ve racihu ennaha tuhtalum ey amelen bil hadisil evveli ve tercihen lehu. Birinci hadisle amel edilerek, birinci hadisi tercih edilerek kadın, murtet kadın öldürülür deriz. Vel karinetu ala zalike, karine budur. Ennel maksude bin nehi, hani nehy hadisindeki nehden maksud, hifzu hakkil ganimin. Hifzu hakkil ganimine. Ganimene, ganimet ehli olanların hakkını hifz etmektir. Oradaki öldürmekten nehy edilmenin gayesi, kasti budur. Öyle değil mi? Peki madem ikinci hadisteki nehyin illeti birincide yoksa febakiyel evvelun, birinci hadis kaldı ala umumihi. İkinci hadisin hususu birinci hadisin umumu taksis etmeyince birinci hadis umumu üzerine kaldı. Kadın öldürülür erkek gibi. Ve husse sani, kadın öldürülmez. O da bil harbiyyati. O da ne? Harbiyatlara has edildi. Yani birinci hadis umumu üzerine kaldı. İkinci hadis taksis edildi. Niye? Harici bir müracih var. Harici müracih nedir? İkinci hadisteki katıldaki nehyin illeti birinci hadisteki kadınların katli konusunda o illet yoktur. İkinci hadisteki kadınların, yani kadınların katlının nehyi niçindir? Hifzu hakkil ganimindir. Murtet kadında birinci hadiste bu hifzul hak diye bir şey söz konusu değil. Ve tahassale, yani meydana çıktı, özetlendi. Ne? Ennel murteddete tuktalu kıyasa. Murtet kadın kıyasa ne yapılır? Öldürülür. اَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُقْتَلُ قِيَاسًا لِقَتْلِهَا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِيمَانِ عَلَاقَتْهَا بِالْزِنَا. Bakın, اَنَّ الْمُرْتَدَّةَ تُقْتَلُ. Murted kadın öldürülür. Niye? Kıyasen, kıyas edilerek. Neyi kıyas, neye ediyoruz? Bak, neyi, neye kıyas ediyoruz? قِيَاسًا لِقَتْلِهَا بِالْكُفْرِ. Murtedlikten, küfürden dolayı kadının katlini kıyas ediyoruz. Ama o küfür badel imani, önce mümin iken imanından sonraki küfürü ile öldürülen kadın, katil, kadının katli kıyas edilir. Neye kıyas edilir? Ala katliha, kadının katı üzerine, biz zina, zinayla, badel ihsani, ihsan evlilik yaptıktan sonra. Bir kadın evlilik yaptıktan sonra, muhsen olduktan sonra, zina yaparsa öldürülmez mi? Öldürür. Öyleyse bir kadın ihsan yerine İslam'dan sonra murted olursa, küfre dönerse de öldürülebilir. Ve tahassale, yani özetlendi, kulaselendi, neticelendi. Ennel murteddete tuktalu kıyasen li katliha bil küfri ba'del imani. Bakın, ba'del imani küfrünün zarfidir. Ala kıyasa mutalaktır. Tuktalu kıyasa li katliha bil küfri.
bil kufri katle mutalıktır. Ba'de kufre mutalıktır. Ala katliha kıyasa mutalıktır. Ennel murteddete tuktelu kıyasen li katliha bil kufri ba'del imani ala katliha biz zina ba'del ihsani. Anlaşıldı değil mi? Umum hususta biti çeşitleriyle şimdi neye geldik? İcma. Zaten eddili erba diyoruz ya. Kitap, sünnet, hep baştan buraya kadar bu ikisinden bahsettik. Şimdi icma, icmadan sonra Allah-u Alem kıyas geliyor. Ah. Sonunda mı geliyor? Akbariye sonrasında kıyas geliyor. Kıyas, akbarlardan sonra kıyas. Benimkine göre 109'da kıyas geliyor. Tamam. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati arabi.